Merhaba, bir Ankara sayfasından daha merhaba. Uzun bayram tatilinin ardından piyasalar açılıyor. Seçim sonrası piyasanın hareketlenmesini bekliyorduk ama uzun bayram tatilinden sonra şimdi asıl başladığını söyleyebiliriz hareketin. Hem para piyasalarında bir hareket olacak hem de mali tedbirlerde. Bu arada atamalar konusunda da bir gelişmeler olacak mı? Ona bakacağız. Önümüzdeki hafta içerisinde olası gelişmeler nedir? Onlara bakacağız. Öğrendiğimiz kadarıyla seçimden önce de Maliye ve Hazine Bakanlığı çalışmış ve bazı taslaklar hazırlamış. Genel olarak belli diyorlar. Ama yine öğrendiğim kadarıyla Mayıs ayı başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, çünkü bazıları için yasalar gerekiyor tedbirlerin. Bunların hepsi birlikte gelecek gibi görünüyor ve o zaman programın ek tedbirlerin tümü hakkında biraz daha bilgi sahibi olmuş olacağız diye. Şimdiden bazı ipuçları var ama detaylar henüz belli değil. Bununla birlikte dediğim gibi bakanlarda, bürokraside hatta değişiklik bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı danışmanlarında değişiklik bekleniyor. Ama Nuray Babacan'ın AKP kulisinden aktardığına göre bunun sonbaharı bulabileceği söyleniyor. Ama benim kanaatim o ki bakanlar ve danışmanlarda bazı değişiklikler olabilir ama parti yönetiminde değişiklik Eylül'de yapılacak kurultaya kadar bekleyebilir gibi görünüyor. Ama her şey bayram tatili sırasında Cumhurbaşkanı'nın yaptığı değerlendirmeler ve ne tür bir tavır alacağıyla ilgili olacak baktığımız zaman. Piyasalara baktığımız zaman bayramın tatilinin olduğu 1,5 gün piyasanın çalıştığı zamanda da rezervlerde 2 milyar dolarlık bir artış olduğunu öğrendik. Ama bundan sonra devam edecek mi belli değil. Bunun bazı etkileri olacak ve Merkez Bankası'nın özellikle rezerv artışı karşılığı çıkacak likidite konusunda ek önlemler alması gerekebilir. Şimdiden bunlar da tartışılmaya başladı. Bütün bunları konuşacağız. Bu politika faizinin artışına kadar gidebilir ama bu sefer teknik gerekçelerle politika faizinde artış gerekebilir diye iktisatçıların söylediği şeyler de var. Seçim değerlendirmesi yapıldı bu 10 gün boyunca. Değişik işte neden AKP'nin yenilgiye uğradığı, CHP'nin bundan sonra ne yapması gerektiği, işte 89 örneği falan gibi değişik yerlerden değişik değerlendirmeler geliyor. Korkut Borotav Hoca'nın geçen hafta bir güne verdiği bir demeç var. Ondan bazı saptamaları aktaracağım sonunda. Çünkü benim de beklentilerim arasında böyle bir ekonomi politikası ve siyasi sonuçları konusunda böyle bir şey olabilir diye benim de bir süredir düşündüğüm şeyler var. Korkut Hoca yine tam iyi noktalara değinmiş ve geleceğiyle ilgili çok rasyonel bir değerlendirme yapmış. Evet, Mehmet Şimşek ve ekibinin çalıştığını söyledik. Mayıs ayı başında bunlar gündeme gelecek. Bu arada tabii IMF, Dünya Bankası toplantıları var. Bütün bunlarla birlikte değerlendirmek gerekecek. Ayın 16'sında sanıyorum Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Amerika'ya gidecek Washington'da. Orada bildiğim kadarıyla Brookings'te de bir konuşması var Mehmet Şimşek'in. Yani sadece finans çevreleri değil, orada görüşmeler yapacak. İpuçları neler olacak dersek, bir gelirler arttırılacak. Bu gelirler arttırılırken neler yapılabilir diye baktığımızda, Nuray'ın da aktardığı kulis bilgilerinden de yararlanarak söyleyebilirim ki bazı bölümlerini, bir kere vergi istisnalarında ciddi bir kısıntı yapılması bekleniyor. Mehmet Şimşek'in çevresine lefsiz istisnalar var, boşuna gelir kaybına yol açıyor dediğini ve bu konularda bir düzenleme yapacağını biliyoruz. Bununla ilgili bazı şeyler olacak. Kira gelirleriyle ilgili zaten bir hareket başlattı. Oradan bir gelir artışı var. Gayrimenkulün vergilendirilmesine ilişkinde daha kapsamlı, orta vadeli bir plan hazırlandığını biliyorum. Özellikle gerçek değerlerine ulaşması konusunda vergi tahsilatı açısından önemli olacak ama bu aşama aşama girecek bir plan diye biliyorum daha önceden şeyimde. Tasarruf araçlarındaki stopaj mafiyatinin bazılarının kaldırılmasını bekliyorum. Mevduatta da olabilir, yatırım fonlarında da olabilir. Burada bazı vergi muafiyetleri var. Bunların kaldırılması, bu yolla gelirlerin arttırılması bekleniyor.
Burada kilit noktalardan biri doğalgaz ve elektrikte başta olmak üzere bazı kamu mallarındaki biriken zamlar. Bunlar ne olacak? Bu konuda benim beklentimi söyleyeyim. Aylık fiyat artışlarına bağlı olarak ince titiz bir şey yapılacak, planlama yapılacak gibi geliyor bana. Yani seçim bitti, artık elektrik ve gazda işte yaz aylarıyla birlikte biriken zamların hepsini yapalım demek pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Yavaş yavaş fiyat artışları, aylık fiyat artışlarını gözeterek, enflasyon gözetilerek parça parça bu zamların yedirilerek yapacağını düşünüyorum. Harcamalarda ciddi kısıntı bekleniyor. Demiryolu, tarım, deprem harcamaları dışındaki kamu harcamalarında yatırımlarda bir düşüş olacak. Ciddi bir tırpan yiyecek. Ve bu sadece bu sene değil, önümüzdeki yılda devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu kısıntıların. Kamu ihaleleri ciddi biçimde biraz disipline alınacak. Eski AKP hükümetinin delik deşik ettiği kamu ihale yasasına eski orijinal haline geri dönülür mü? Tahmin etmiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın çok fazla bunu isteyeceğini sanmıyorum. Ama belli ki AKP içinde de kamu ihalelerinin çok pahalıya verildiği, belirli kişilere saklanıldığı ve buralara transferler yapıldığı konusunda orada da rahatsızlık var. O yüzden kamu ihalelerinde biraz daha disiplin altına alınması beklenebilir. Bu arada Devlet Malzeme Ofisi'nin de harcamaları Babacan Nuray'ın aktardığına göre ciddi bir şey altına alınacak ve bu AKP'lilere de söylenmiş. Bürokrasideki seyahat harcamaları, toplantı harcamaları, kırtasiye harcamaları buralarda da bir indirime gidilecek. Yani hem gelir arttırıcı hem harcama kısıcı tedbirler gelecek. Bunların bir kısmı yasayla daha orta vadeli ve yapısal olabilecekler. Öyle gelecek, diğerleri alt düzenlemelerle yapılacak. Ama bütün bunlar sonucunda halk, ya ben tasarruf yapıyorum, enflasyonla mücadelenin şeyi benim üstüme bindiğine ama bunlar da tasarruf yapıyor, bunlar da üstleniyor. Sermaye de bu işe katkıda bulunuyor, gelirleri arttırma konusunda diyebilecek mi alınan önlemler sayesinde? Bunu göreceğiz. Bu çok önemli çünkü seçimlerde ortaya çıkan bu kibirdi, şatafattı, tepki çeken şeyler ve oy davranışlarını etkileyen şeylerde bir adımlar atılıp atılmayacağı bundan sonra AKP'nin siyasi geleceği açısından da önemli olacak gibi gözüküyor. Rezerv artışı devam ediyor dedik. Burada koridor Merkez Bankası'nın %3 altta, %3 aşağıda belirlediği, büyüttüğü koridor şimdiye kadar Merkez Bankası'na çok yardımcı oldu. Politika faizi 50 olmasına rağmen 52'den 53'ten fonlama yaptı bankaları. Bu sayede uzun zamandır eleştirdiğimiz bankaların TL mevduatlara verdiği faiz oranları son dönemde biraz yükseltilebildi. %46 gibi gözüküyor en son olarak. Ama şimdi rezerv artışıyla birlikte rezerv karşılığı verilen likidite nedeniyle bu koridor avantaj olmaktan çıkıp dezavantaj haline gelebilir. Çünkü likidite bol olduğu zaman bankalara uyguladığı bu %52'lik faizi 50'ye indirmek zorunda kalabilir diyor iktisatçılar. Hatta 50'nin altına bile inebilir koridor nedeniyle, 47'ye kadar inme imkanı da olur. O zaman da sıkı para politikasıyla bir ilişkisi kalmaz. Ve artı olarak da bankalar bu kadar ucuzdan fonlama yaptıkları zaman TL mevduata verdikleri faizi tekrar indirebilirler. O zaman da TL'ye dönüşle ilgili ciddi bir sıkıntıyı yeniden görebiliriz diyorlar. Bunu önlemek için ne yapılabilir? Bakıldığı zaman tahminler arasında ya fonlama faizini düşürmemek için, rezerv artışı devam ettiği takdirde fonlama faizini düşürmemek için ya likidite bonosu gibi likiditeyi emecek, kısa dönemli olarak emecek yüksek faizde ve TL'ye cazibe kazandıracak bir enstrümanı hep konuşuldu biliyorsunuz. Yani benim bildiğim kadarıyla Mehmet Şimşek de geçen Aralık'ta gündeme getirmiş ama Merkez Bankası kabul etmemiş likidite bonosunu.
Şimdi bu yeniden gündeme gelebilir likiditeyi emmek için. Ya da klasik yöntemlerden biri zorunlu karşılık arttırma olabilir. Ama bunu da bankalarla ilgili zaten yüksek olan karşılıkların daha fazla arttırılması istenmiyor. O yüzden şey olabilir. Ama burada işte faiz artışı, teknik faiz artışı gündeme geliyor. Yani politika faizinin düzeyi yeterli olsa bile likitte rezerv artışı nedeniyle artacak olan likitte nedeniyle teknik nedenlerle politika faizinde bu ay artış yapılabilir. Öyle olduğu zaman ne olacak? Mesela 2,5 puanlık bir artış politika faizinde yapılabilir. Öyle olduğu zaman zaten politika faizinden verse 52,5'tan vermiş olacak. Fonlama faizi değişmeyecek. İnse bile en fazla 50'ye 49,5'a kadar inmiş olacak. Çünkü koridoru büyüttü. Koridor da yeniden bir oynama yapar mı bununla birlikte? Bu da merak edilen konulardan biri. Çünkü dediğim gibi avantaj olmaktan bu süreçte çıkıp dezavantaj haline Merkez Bankası açısından gerilebiliyor. O yüzden de bu ayki politika faizinde artışı konuşmaya başlayacağız. Hem TL'ye dönüş için hem de Merkez Bankası'nın operasyonel etkinliğini sağlamak için tek bir faiz artışı gerekir mi diye konuşmaya başlayacağız. Bütün bunlar önümüzdeki dönem bakacağımız konular, önümüzdeki dönem gelişecek konular. Bu arada rezerv artışıyla ilgili şunu söylemek lazım. Bizim piyasaların kapalı olduğu dönemde İsrail ve İran gerginliği çok arttı ve küresel piyasalarda ciddi biçimde etkilemeye başladı. Bu gerginlik sürüyor. Arada bazı şeyler oldu, füzeler atıldı ama o etkin bir şey olmadı. İran'dan hala büyük bir darbe bekleniyor diyor, beklentiler var. Eğer bu olursa, bu gerginlik devam ederse, buna rağmen rezerv yabancı sermaye girişi devam eder mi? Orası da meçhul. Emisyon hacmi de geçtiğimiz bayram tatillerine kıyasla henüz tam rakamı alamadık. Önümüzdeki hafta alacağız ama emisyon artışı da fazla olmadı diye tahmin ediliyor. Yani 200 milyar falan bir artış bazı bayram tatillerinde olurdu. Yurt içi seyahatlere baktığımız zaman özellikle harcama için insanların nakit para ihtiyacının o kadar olmadığı düşünülüyor ve daha az olacağı söyleniyor. Ama tabii ki bir emisyon artışı olacak. Bunun dönmesi zaten birkaç gün sürüyor. Yani çarşamba gününe geldiğimizde hem emisyon hacmindeki gerilemeye bakacağız, hem yabancı sermaye girişi devam ediyor mu, rezerv artışı devam ediyor mu bakacağız. Ve ona göre Merkez Bankası'ndan operasyonel olarak etkinliğini arttıracak yeni düzenlemeler, bu bahsettiğim düzenlemeleri bekleyebiliriz gibi geliyor bana. Bu arada yine aynı kapsamda anayasa tartışmaları vardı biliyorsunuz. Artık onun en azından 1,5 yıl yani 2025 ortalarına kadar en azından gündemde olmayacağı da piyasalarda konuşulanlar arasında, bu siyasi olarak atılacak adımlar konusunda. Bir de tabii ki Amerika ile ilişkiler konusu yeniden gündeme gelecek. En son İsrail ile zorunlu olarak bazı kotalar kondu, ihracatta kısıtlama getirildi. Bunun yarattığı rahatsızlık olduğu belli Amerikan Birleşik Devletleri tarafından da. Bunlarla ilgili görüşmeler de takip edilecek. Korkut Hoca'nın şeyine gelecek olursam, bir günde çıktı bu söyleşi ve açık açık diyor ki Korkut Hoca, Şimşek ücret ve emekli gelirleri enflasyon gerisinde seyredecek. Şimşek'in planında parasal daralma ve eşitsizlikleri arttıran mali disiplin iç talebi çökertecek, ekonomi küçülecek. Emek payının gerilemesine istihdam kayıplarının yaratacağı ilave yoksullaşma eklenecek ve 2002'de IMF programları içinde iktidar değişikliğine yol açan ekonomik toplumsal ortam tekrar gündeme gelecektir diyor. Özetle bunun dışında söylediklerini şey yapayım. Mehmet Şimşek diyor, programı bellidir. Bu program doğrultusunda enflasyonu düşürecektir. Bu programı uygulayacaktır çünkü başka çaresi AKP hükümetinin kalmamıştır. Ama bu programı uygulayıp enflasyonu düşürdüğünde bile toplumsal huzursuzluklar ve yoksullaşmanın artmasına neden olacaktır. Çünkü
uygulaması gereken, uygulayacağı program böyle bir program diyor. Ve bunun için sonuç olarak da 2002 yılında AKP'nin gelişinde olduğu gibi o dönem belki Bahçeli'nin üçlü koalisyon hükümetini bozması, tam sonucu alacakken bozması da belki eklenebilir Korkut Hoca'nın gözlemlerine. Bununla birlikte AKP'nin erimeye devam edeceğini düşünüyor ve bu saptamada bulunuyor. Bu arada söylediği bir başka şey daha var. Yerelleşmeyle CHP'nin bu yoksullaşmayı önleyecek sosyal programlarla, belediyelerde yapacağı uygulamalarla eline bir fırsat geçtiğini ve buraya ağırlık vererek işte 89 sonrası yapılan hatanın yapılmaması ve buralara şey vererek, ağırlık vererek atacak olan yoksullaşmanın bir ölçüde yükünü hafifletebileceği, bunun da toplumsal destek anlamında ileriye dönük seçimler için kendisine büyük bir destek olacağını söylüyor. Benim de katıldığım şeyler bunlar. Ben de uzun zamandır bu programın uygulanmak zorunda kaldığını, Cumhurbaşkanı'nın Mehmet Şimşek'ten başka, bu programından başka bir yolu olmadığını, bu program uygulandığı takdirde yabancı sermayenin girebileceğini ve bunun dışında bir çaresi olmadığını, ama sonuç olarak da bu program uygulandığı gibi 2000-2001 programında olduğu gibi bu programı uygulayanların siyasi olarak büyük kayıplara uğrayacağını düşünüyorum. Üçlü koalisyon hükümetinin üç partisinin de o dönemde seçimlerde sınırın altında kalıp meclisten gitmesinde olduğu gibi benzer bir şey olabilir. Ama bütün bunların olabilmesi için yine CHP'nin yerel seçim başarısını ekonomik olarak da gözetip bir sosyal belediyecilik anlayışını halkın ihtiyaçlarına göre çok iyi dizayn etmesi gerektiği de çok açık ortada. Bütün bunlar aylar boyunca tartışacağımız konular olacak ve bu haftadan itibaren artık seçimdi, bayram tatili dedik. Ertesinde şimdi bu konuları konuşmaya başlayacağız. Umarım alınacak tedbirler de yoksullaşmayı daha fazla arttıracak tedbirler olmaz. Çünkü çok açıkça görüyoruz, seçim sonuçlarında da görüldü. Gerçekten yoksullaşmanın arttığı bir dönem yaşıyoruz. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere.